Lübnan'dan bahsettik. Lübnan'dan gelen bir saldırı vardı. Lübnan Hizbullah'ından gelen. Önce Hamas biz yaptık dedi. Sonrasında Lübnan Hizbullah'ı kabul etti. Evet biz yaptık dedi. Ürdün'den bir destek var. Genel olarak değerlendirirsek İsrail'in planı ne? Şimdi Serap Hanım, İsrail'in planı biliyorsunuz Büyük İsrail. Tabii. Yani Büyük İsrail. Harita üzerinden Büyük İsrail yani neresi? Büyük İsrail, onu gösterelim. Yani en azından kafalarındaki tabii, Büyük İsrail yani neresi? Nil'den Fırat'a kadar dedikleri coğrafyadan bahsediyoruz. Yani Mısır'dan baş, şuradan tutun. Sina Yarımadası buradan devam et. Daha ileriden hatta. Yani Nil şuradan. Nil Deltası. Şuradan tutun. Devam edin. Fırat Nehri Havzası dahil. Türkiye'nin doğu ve güney doğusunun alt tarafından Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi de kapsıyor. Yani şimdi bu Büyük İsrail tabii bir hayal bu ama neticede bir hedeflerinde bu var. Ama bunlar İsrail bulunduğu şu anda yaşadığı coğrafyada kendisine daha güvenli bir alan yaratmak için civarındaki hem coğrafi konuşlanmasını güçlendirmek istiyor hem etrafındaki ülkeleri de kendisine tehdit olmaktan uzaklaştırmak istiyor. Yani kendileriyle uyumlu hem yönetimleri, idaresi vesaire bu büyük bir proje. Şimdi biz sadece burada İsrail-Filistin çatışmasında Gazze'yi konuşuyoruz. Ama tabii daha büyük bir resmin parçasının bir en altındaki cereyan eden bir olay bu. Şimdi buradaki tabii biraz daha aşağı günümüz şu anda yaşadığımız cari duruma indirgersek İsrail'in hedefi. Şimdi Gazze'de ne var? Hamas yönetimi var, İslami Cihat var. Evet. Burada işte Mahmud Abbas, El-Fetih ekibi var. Birlikte hareket edemiyorlar. İdeolojik farklılıkları var. Buradaki sorunun çözümüne dair farklı düşünceleri var vesaire. Arap dünyası da Hamas'ı destekliyor mu? Hayır, ideolojisini desteklemiyor. Müslüman kardeşler, İhvan, Mısır'daki İhvan'ın İsrail'deki, Filistin'deki kolu. Şimdi dolayısıyla yani Mısır zaten şu anki yönetimi İhvan'la ve Müslüman kardeşlerle kavgalı. Buradaki Hamas'ın ideolojisi. Ama Arap dünyası buraya şu anki bakışı Filistin meselesi olarak bakıyor. Yani Filistin bütünü olarak bakıyor. Az evvel değerli büyükelçimiz de altını çizdi. Yani olaya dini, mezhebi gibi bu tür yaklaşımdan ziyade olaya uluslararası hukuk çerçevesinde, insani hukuk çerçevesinde altını çizdi. Ben de katılıyorum. Bakarak Arap alemi de kendisi işte bir Müslüman ve etnik çerçevede bakıyor. Arap toplumu olarak Filistin'in yanında durmak istiyor ve durmaya çalışıyor. Ve en azından bu güdüsü var Arap toplumunun. Ha, ne yapıyor Araplar derseniz şu anda bir şey yaptıkları da yok. O ayrı. Tabii bunu da soruyor şimdi seyircilerimiz. Ne yapıyorlar, ne oluyor? Bir de Suriye haritamız var sanıyorum. Yönetmenimden onu da rica edeyim. Suriye'de vuruldu. Şimdi İsrail kanadından Suriye'de vuruldu. Suriye'nin devlet ajansının açıklaması bu yönde. Suriye, İsrail'den gelen top atışı olduğunu söyledi gün içinde. Şurayı bir tamamlamamız lazım ama. Buyurun. Şimdi Gazze'deki İsrail'in hedefi diye başlık vardı ya az evvel. Evet. İsrail'in hedefi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri. Şu anda Blinken geldi, toplantı yaptılar. Toplantıda konuşulan konu. Hamas yönetimini, siyasi yönetimini ve idaresini sonlandırmak. Bunların hedefi şu anda bu. Hamas'ı bitireceğiz açıklaması bakın, yani bu zaten. Blinken geldi, konuşmaları, tartışmaları bu. Ya bu kadar açık bu. Şu anda operasyonun amacı ve hedefi de bu olacak. Ha, ondan sonra hedefine ikinci bir aşama var. İkinci aşama şu. İsrail bu hedefi gerçekleştirdiği takdirde Filistin'in, İsrail'in yönetimi içerisinde Filistin devleti değil de Filistincik devleti gibi bir devlet modeli aklı var Amerikan ve şeyinin aklında, Amerika'nın aklında. Bunu gerçekleştirecekler. İkinci aşamada harita değişecek dedikleri Netanyahu'nun bu. Ne bu?
Gazze'den şuradan buraya bir köprüyle, 30 metre yükseklikte bir köprüyle bağlayacaklar burayı. İsrail topraklarından geçmeyecekler. Birbirine entegre olacaklar. Kudüs başkent ama doğu ve batı olarak değil, tek olacak. Zaten bunu baştan beri, 1947'den beri bunu savunuyorlar bunlar. Tek olacak. Buradaki Gazze'dekilere işte Mısır Sina Çölü bu şerit üzerinden zirai, sinai, sanayi çalışmaları için bilimsel çalışmaları dahil buradakilere hayat hakkı, ekonomik hayatı kurgulamaları için bir alan açacaklar. Dolayısıyla Hamas gibi radikal, bağımsız bir Filistin devleti, yani iki ayrı devlet modelini ortadan kaldıracaklar. İsrail zaten bunu istemiyor. İsrail'in hedefi olarak başa koydu ki adamlar. İsrail'in hedefi bir, şu anda yani yapmak istediklerini gözlemlediğimin üzerinden söylüyorum. Ben okuyarak söylüyorum. Bir, Hamas yönetimini ortadan kaldırmak, siyasal sistemine son vermek. İki, İsrail toprakları üzerindeki Filistinlilerin bir Filistin devleti değil, bir Filistincik devleti şeklinde bir model oturtmak. İkinci aşamada da bunu yapmak istiyorlar. Ha, bu olmadı bölgede. Kızılca kıyamet koptu, çatışma yayıldı bölgeye. Veya daha büyük bir oyunu oynamak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. O zaman işte Halep, Şam'ı vurup... Peki şimdi acaba, bakıyoruz, o da Türkiye yetkisi ne olur bunu konuşuyoruz. İşte 58 kilometre yani sınıra, 58 tabii, kilometre yani bir işte alandan Halep, bahsediyoruz. Evet, şimdi İran destekli milis grupları biliyorsunuz Suriye'de, işte Irak'ta, Lübnan'da, Lübnan'a kadar uzanan güzergah da var. Yani Yemen'de de var. Şimdi bu milis gruplarının Hizbullah zaten Suriye'de de var. Lübnan'da da Lübnan var. Lübnan Hizbullah'ı da var. Şimdi Lübnan Hizbullah. Şimdi buradaki Lübnan Hizbullah'ına destek giden lojistik vesaire veya buraya bir şekilde gelen Şam Havaalanı'na veya Halep'e gelen veya daha önceden buraya getirmiş olan belli lojistik merkezleri olabilir. Buradaki komuta yerlerine vurdu. Yani Hamas'a gözdağı veriyor. Buradan Hamas'a diyorum, Hizbullah'a. Lübnan Hizbullah'a yerinden çıkıp diyor, harekete geçme şurada. Harekete geçme, yani İsrail topraklarına vururum diyor. İki örneklemeyle gösteriyor şu anda. Daha ileri gidersen daha da bu operasyonu genişletirim anlamında bir mesaj veriyor.